merhabalar. Bu hafta Adım Adım Bursa programımızda Mudanya'ya bağlı olan Mürsel Köyü'ndeyiz. Sizler kadar ben de heyecanlıyım. Bakalım bu köyde nelerle karşılaşacağız? Ne dersiniz, sizleri fazla bekletmeyelim. Hadi hep beraber gezelim köyümüzü. Sonbaharın güzel güneşli bir gününde Mürsel köyümüzdeki gezimize devam ediyoruz. Bir de köyümüzün kahvesine uğrayalım. Evet, bir amcamızı yakaladık. Hemen gidelim. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyiz, siz nasılsınız? Bizler deyiz, çok teşekkür ederiz. Sizi tanıyabilir miyiz? İsim nedir? Recep Deniz. Recep Bey, çok memnun oldum. Recep abi, sizi tanıyabilir miyiz? Tanırsınız. Mürsel köyü sakinlerinden Recep Deniz. Bu köyde yaşıyorum. Kaç yıldır buradasınız Recep Bey? 70 yaşına girdik. Bu 70 yıldır buradayız. Oo, maşallah. O zaman doğma büyüme buradasınız. Yedi göbek diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Peki Recep abimiz, bize bu köyün geçim kaynağı nedir? Neler yapılır? Gününüz nasıl geçiyor? Biraz açabilir misiniz bu konuyu? Tabii. Günümüz tarımla geçiyor. Burası tarımla geçinen bir köy. Genel şeylerimiz zeytin ve incir, siyah incir. Şu an siyah incir mevsimi geçti sanırım. Geçti, bitti. Peki şu an neyle uğraşıyorsunuz? Şu an şimdi zeytin toplanıyor, zeytine başlandı. Nasıl şu anda zeytinin durumu nedir? Bu sene zeytinlerimiz çok güzel değil. Kıştan dondu zeytinler. Zeytinin verimi az. Biraz köylü sıkıntılı yani. Anlıyorum efendim. Recep Bey, çok teşekkür ediyoruz size. Hemen bir amcamız var karşımızda. Derin derin düşünüyor. Bakalım neler düşünüyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sizi tanıyabilir miyiz? İsminiz nedir? Evet, ismim Salih Okur. Mürsel köy sakinlerinden. Burada doğup büyüme. Aynen burada ikamet etmekteyiz şu anda yine. Amcacığım, yaşınız kaçtır? Yaşımız 80. Oo, maşallah amcacığım, maşallah. 1941 doğumlu. Çok güzel efendim. Peki amcacığım, siz bize biraz Mürsel Köyü'nün eski isminden, tarihçesinden bahsedebilir misiniz? Bildiğimiz kadarıyla yaşlılarımızdan, dedelerimizden duyduğuna göre bildiklerimizi aktarabiliriz. Çok memnun oluruz efendim. Şimdi bizim köyümüz... ta Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun ilk yıllarında kurulan bir köy. Şimdi Söğüt'ten Osmanlı Devleti olan Osman Gazi, Orhan Gazi Efendi Söğüt'ten Kocayayla'dan Keles'ten buraya doğru ikamet ederken Bursa'ya doğru her konak kaldı, yani bir oba kalmış. Orada bir köy kurulmuş. En son Yörükalı köyü son oluyor. Bizim bu ilahiyede geliyor. O zaman Osmanlı'nın ilk kuruluş yıl günlerinden kalma bir köy. En son köy de Yörükalı köyü. Evet. Bizim bir Mürseller, daha da Mürseller var. O Mürseller de bizim burası Mürsel köy, orası da Mürseller. Onların bizim burada Mürsel'de de tarihi bir dedemiz var bizim köyün sırtında, Dedebayır'ı deriz. Mürsel dede, orası da Mürseller dede, Mürsel köyüne. Hala şimdi kardeş köyümüz. Kardeş köyler var anladığımız kardeş kadarıyla. Burası Mürsel, diğeri de Mürseller. Mürseller, evet. Orhan, o merkeze bağlı Mürseller. Biz Mudanya'ya bağlıyız Mürseller. Peki efendim, köyümüzün eski adını biliyor musunuz? Eski adı ta ki Mürsel ismini alınıyor. Mürsel dede, Osmanlı'nın ilk kuruluş yıl dönümünden Mürsel olarak kalmış. Mürsel olarak devam ediyor. Yalnız biz kabaca R harfini çıkaramadığımız için Musalköy diye geçiyor. Anladım efendim, anladım. Asıl kuruluşu Mürsel hala da aynı. Osmanlı'nın ilk yıllarında kurulan, yani Osmanlı diyelim 620 sene olduysa
700 senelik köyümüz kuruluşu. Çok eski değil. Peki efendim, eşiniz yaşıyor mu? Evet, yaşıyor. Maşallah. Peki bu maşallah, bu dinç duruşunuz, bu yaşı göstermiyorsunuz efendim. Neye borçlusunuz? Teşekkür ederim. Biz tamamen toprakla meşgul, tarımla uğraşan bir köy bizim halkımız. Eskiden açık araziydi. Tahıl olarak tahıl mahsul yetiştirdi devamlı. Ama son senelerde tahıl biraz zorlaşınca zeytine, şeyince, üzüme dönüştürdü. O zaman da topraktan devamlı çalışmanın içerisinden, eskisinden vücutlar pek yıpramamış oluyor, alışmış oluyor o bakımdan. Anlarım efendim. Peki eşinize yardımcı oluyor musunuz? Neler yapıyorsunuz? Gününüz nasıl geçiyor? Köyümüz iyi geçiyor da biz zaten, bize çocuklarımız yardımcı oluyor, torunlar yardımcı oluyor. Önceden biz yardımcı olsaz da birbirimize, bu yaştan sonra bize çocuklar ve torunlar yardımcı oluyor. Anlıyorum efendim. Peki çocuklarınız burada mılar, bu köyde miler? Şimdi iki kız iki oğlumuz var idi. Kızlarımız da biri Mudanya'da, biri Yörükarı köyünde. Olanlarım burada. Onlara selam söylemek ister misiniz buradan? Gayet tabii. Buradalar, selam söylerim. Her oğlum Recep ve oğlum Ertuğrul'a selam söylüyorum. Recep Bey, Ertuğrul Bey sizlere selamlar söyledi babanız. Allah uzun sağlıklı ömürler nasip etsin. Çok teşekkür ederiz efendim. Kahvesini gezdikten sonra muhtarımızı ziyarete geldik. Şu an Mürsel Köyü muhtarımız Mehmet İlhan Bey'in odasındayız ve kendisini tanımak üzere muhabbetimize başlayacağız. Merhabalar öncelikle. Merhabalar. Mehmet İlhan Bey, sizi biraz tanıyabilir miyiz öncelikle? Mürsel Mahallesi muhtarıyım. Evet. 4 çocuk babasıyım. Öncelikle siz de çok hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Sefalar getirdiniz köyümüze. Çok teşekkür ederiz. Bizleri güzel bu şirin köyünüzde konuk ettiğiniz için biz teşekkür ediyoruz öncelikle. Evet. Muhtarımız kaç yılından beri burada görev yapıyor acaba? Bizim yeni ilk dönemimiz. Evet. 3 yıl oldu. Hı hı. Yeni başladık göreve. Hayırlı olsun. Sağ olun. Peki efendim, yani muhtarlığınızı devraldıktan sonra bu köyde ne gibi değişiklikler oldu? Neler yapıldı? Bize biraz anlatabilir misiniz? Muhtarlık o aldıktan sonra köyümüzde bazı orta köy meydanında bir yerimiz vardı. Hı hı. Oraları toparladık. Şimdi de işte bir yollarımız var. Onlarla ilgili bir çalışma yaptık. Yollarımız yapılacak. Aydınlatmaları falan olacak. Yürüyüş yerleri olacak. Bizde çok site var. Sitelerimiz, evet, çok olduğu için köyümüzde. Hem sitelere hem köyümüze hizmet vermeye çalışıyoruz. Peki efendim, köyümüzün asıl geçim kaynakları nelerdir? Asıl geçim kaynakları zeytindir, evet, siyah incirdir, olmazsa olmazı. Bağcılık çok az, üzüm olarak azdır ama genelde %70 zeytin ağırlıklıdır. Şu an zeytin zamanı değil mi? Şu an zeytin zamanı. Biz de hasata başladık, 4 gün oldu. Peki muhtarımız, mahallemizde yapılmasını istediğiniz neler var? Yani şu an eksik gördüğünüz neler yapılabilir? Yani mahallemde, şimdi köyümde bir tane Anadolu Teknik Sağlık Meslek Lisesi köyün içerisinde var. Hı hı. Öğrenciler köy meydanına gelip onların oturabileceği bir sosyal bir yer yok. Evet. Bununla ilgili görüştük. Bir kütüphane tarzında. Bu çocukların buralarda, en azından sokaklarda oynamasını istemiyorum. Değil mi? Evet. Bununla ilgili bir çalışmamız var. Peki muhtarımız, bize biraz köyü anlatabilir misiniz? Mürsel Köyü'nü gelip görmek isteyen, gezmek isteyen halk için Mürsel Köyü'nü bize biraz anlatabilir misiniz? Mürsel Köyümüz çok eski bir köydür. Evet. 3 kardeşten oluşmuş. Bir tanesi dağda, Mürseller Köyü var. Evet. Bir kardeşi orada, bir kardeşi Kara Mürsel'de kalmış. Ve aşağı yukarı 735 senelik bir tarih var. Şu anda köyümüz gerçekten
isteniliyor. Yani gelmek isteyen çok oluyor. Arazilerimiz güzel. Meyilli araziler ama tarımla artık tarım bitmek üzere köyümüzde. Öyle mi? Sulama açısından bir eksiklik var mı? Yetiyor mu sulama olarak? Sulama, tarım sulamasından bahsediyorum. Tarım sulaması olarak sondajlarımız var, yeraltı sularımız var. Çoğu kişide de var. İmkanı olan şu anda suluyor arazisi. Anlıyorum efendim. Peki muhtarımız, bir doğal pazarımız var zannedersem. Burada neler satılıyor, neler yapılıyor? Bizim pazarımız vardı, köyün içerisindeydi. Öyle mi? Evet. Evet. İlk senesi pazar kurduk. Çok da memnundu vatandaşlar da. Bununla ilgili yeniden bir düzenleme yapılacağını söyledi başkanımız. Güzel bir yere bir yer yapalım, devamlı olsun dedi. Onun yapılmasını bekliyoruz. Anlıyorum efendim. Bu görüşme için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Dediğim gibi Mürsel mahallesindeki sakinlere ve Bursa halkına son kez söylemek istediğiniz neler var? Gelip görsünler köyümüzü. Biraz sizden bu konu hakkında birkaç kelime alalım. Valla köyümüzü gelip görmelerini isteriz. Gelsinler, sohbet edelim. Köyümüzü tanısınlar. Köyümüz çok misafirperverdir yani. Bekleriz herkesi. Köy halkıma da çok teşekkür ederim. Sitelerde oturan tüm halkıma da teşekkür ederim. Bizi destekledikleri için biz de elimizden geldiği kadar hizmet vermeye çalışıyoruz. Muhtarım çok teşekkür ederiz bizi de konuk ettiğiniz çok için. Çok sağ olun, siz de geldiniz. Çok teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Çok sağ olun. Şu anda dediğimiz gibi Mudanya'ya bağlı Mürsel Köyü'ndeydik ve muhtarımız Mehmet İlhan'la olan sohbetimizi bitirdik. Şimdi köy halkıyla sohbet için gezmeye devam ediyoruz. Ooo neler görüyorum, neler görüyorum. Bu sonbaharın güneşli havasında mandalinalar, elmalar, ayvalar. Evet, burada bir abimiz var, bize güzel güzel bakıyor. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? İsim nedir? Emrah Meriç. Emrah Bey, çok memnun olduk. Emrah Bey, neler yapıyorsunuz? Bu ürünlerle alakalı, bu köye ait ürünler mi? Bu köye ait ürünler değil. Buradaki hani köylerin şeylerin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Hani gidemeyenler var. Hani Mudanya şehre inemeyen yaşlılarımız var. Onlar ayaklarına kadar dolaşıyoruz hani. Ne kadar güzel. Köy halkında çalışıyorsunuz. Yani tedarik ediyoruz herkese. Gidemeyen var, hani işte olup da çıkamayan var, şey yapmayanlar. Hani burada yardımcı oluyoruz onlardan. Hem de kendimize göre de bir şeyler yapıyoruz. Anlıyorum efendim. Siz bu köydensiniz o zaman. Köyden değilim. Ben Bursa'da yaşıyorum. Emek'ten. Öyle. Siz Emek'ten geldiniz. Aynen. Anlıyorum efendim. Çok teşekkür ederiz. Tanıdığımıza memnun olduk. Kolay gelsin. Evet, şu anda gezimize devam ediyoruz. Şu anda bir tane aslan parçası bir evladımızı görüyoruz. Yakışıklı, merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyi. İsmini öğrenebilir miyim? Paylaşabilir misin bizimle? Yavuz. Yavuzcığım, kaç yaşındasın? 7. Okula gidiyorsun o zaman. Nasıl, derslerin nasıl? İyi. Peki, kaç kardeşsin? 2. Erkek mi kardeşin? Kardeş değiliz, bir tane abim var. Ha, abiniz var, iki kardeşsiniz. Peki abinizin adı nedir? Yasin. Yasin. Peki Yavuzcığım, neler yapıyorsun bu köyde? Geziyoruz Yunus'la birlikte. Yunus'la birlikte geziyorsunuz. Hı. Peki okullar açık mı, gidebiliyor musunuz? Şimdi gitmiyoruz, 9 gün tatil. 9 gün tatil var. Tatilde neler yapmayı planlıyorsun? Ödev, bir tane ödev bitirdim, bir tane daha alanlarda bitirdim, 4 tane ödevim kaldı. Aferin, bayağı da çalışkanız maşallah. Yağız'cığım çok teşekkür ederiz bizimle bu sohbeti gerçekleştirdiğin için. Derslerinde başarılar diliyorum, kendine iyi bak. Köyün merkezindeyiz. Evet, benim şu an dikkatimi çeken bir tablo var, bir manzara var. Ercan, hadi burayı çekelim. Gördüğünüz gibi burada çok güzel bir manzara.
resmiyle karşı karşıyayız. Resim gördüğümü, tablo gördüğümü ben çok etkileniyorum. Çok güzel, iç açıcı bir manzaramız. Yunus balıkları var, kayıklar var. Gerçekten de içimiz açıldı bu tabloyu görünce. Gezimize devam ederken yakışıklı bir abimiz bize doğru geliyor. Bakalım tanıyalım. Hoş bulduk efendim. Merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? İsim nedir? Mehmet Atak, Mürsel köylüyüm. Mürsel mahallesinde oturuyorum. Doğma büyüme burasınız öyleyse. Evet, evet. Burası. Kaç yıl oldu burada? Doğma büyüme 55. 55. Maşallah abicim, bu köyün nesindendir bilemiyorum ama hiç kimse yaşını göstermiyor, inanın. Evet, 55 yaşındayım. Maşallah. Hayvancılık yapıyorum. Hayvancılıkla uğraşıyorsunuz. Küçükbaş hayvancılık. Büyükbaş hayvancılık. Evet. Nasıl? İşler nasıl? İşler iyi. Fena değil. Süt satıyorum. Ürettiğim sütü satıyorum. Köy halkına mı satıyorsunuz? Hayır. Mudanya. Genelde Mudanya'ya gidiyorum. Evet efendim. Peki eşiniz de buralı mı? Buradan mı? Bursa'dan. Bursa'dan. Bursa merkez. Bursa merkezden aldınız gelinimize. Çocuklar var mıdır? Var. Bir oğlum bir kızım var. Allah bağışlasın. Onlar burada mılar? Onlar ikisi de çalışıyor. Çalışıyorlar. Evet. O zaman Bursa dışında, Mudanya dışındalar. Biri Yeşim Tekstil'de. Biri de Gemlik şeyde, limanda. Limanda çalışıyor. Maşallah, Allah sağlıklı uzun ömürler versin onlara da. Bize Mürsel Köyü'nden biraz bahseder misiniz? Köyümüz aşağı yukarı herhalde 700 yıllık falan köyümüz. Eski köyümüz. Yerli köyümüz. Bu şekilde zeytin var, üretim. Bir de kara incir. Kara incir. Evet. İncir mevsimi geçti sanırım. Geçti, geçti. Yeni geçti. Evet, siz zaten hayvancılıkla uğraşıyorsunuz. Ben evet, hayvancılık. Başka bir işim yok. Anca zaten yetişiyorum. Yenge neler yapar? Yenge ile beraber ev hanımı sabahları akşamları yardım ediyor. Geri kalanı da evde. Siz de ona yardım ediyorsunuzdur değil mi müşterinde? Tabii tabii, aynen. Hayat müşterek değil mi? Peki efendim, çok memnun olduk sizi tanıdığımıza. Çok teşekkür ediyoruz. Aman Allah'ım, Ercan, kaçırma burayı. Yine bir manzarayla karşı karşıyayız. Anladığımız kadarıyla Mürsel Köyü benim gibi manzaraya hasta. Aa, burası bir evmiş. Bir bakalım, çat kapı girelim. Nelerle karşılaşacağız? Bakıyoruz. Evet, bir ablamızı gördük şimdi. Bakalım neler yapıyor ablamız. Neler yapıyorsunuz ablacığım? Kolay gelsin. Şöyle bir oturalım. Ablacığım isim nedir? Selda. Selda Hanım, memnun oldum. Ben de kader. Ablacığım neler yapıyorsunuz maşallah? Ayva zamanı, hurma zamanı. Ayva zamanı, hurma zamanı. İyilerini kötülerini ayırıyoruz. Olgunları var. Evet. Onları ayırıyoruz. Evet. Berelenenler var. Onları ayırıyoruz. İşte kışlık hazırlık yapıyoruz. Siz kendi tüketmek için ayırıyorsunuz. Evet. Neler yapıyorsunuz mesela köyde, bir gününüz nasıl geçiyor, bize biraz anlatır mısınız? Köyde işte ev hayatı, ev kadınıyım ben, tarlaya falan gitmiyorum rahatsızlıklarından dolayı. Güzel, köyümüz çok güzel zaten. Köyünüz gerçekten çok güzel. Yaşanacak bir şey, köyü yani, ben çok seviyorum. Kendim buralı değilim ama burayı çok seviyorum. Aa, siz buraya gelin mi geldiniz? Nereden geldiniz? Erzurum'dan gelin geldim ama çok seviyorum. Erzurum'da mıydınız? Evet, Erzurum'daydım, buraya gelin geldim. Eşim buralı. Eşiniz buralı. Peki eşiniz yardımcı oluyor mu ev işlerinde? Evet, evet, yardımcı oluyor. Çok sağ olsun. Yardım. Neler yapıyor? Bulaşık mı yıkar? Ev mi temizler? Bulaşık yıkamaz. Ev yapmaz ama yemek konusunda çok yardımcı oluyor bana. Hamarat öyleyse eniştemiz. Evet, seviyor. Yemeği de seviyor. Yapmayı da seviyor. Evet. Ben de elimden geldiği kadar yardımcı oluyorum ona.
İşte hayatımız böyle, günlük maraton koşuyoruz. Aynen öyle. Peki var çocuk var mıdır? 4 tane çocuğum var. Maşallah çok genç görünüyorsunuz. Yaş kaç ablacığım? Yaş 47. Aslında bayanlara yaş sorulmaz ama soru verdik. maşallah ablacığım, maşallah hiç göstermiyorsunuz. İşte bilmiyorum, köyde doğal yaşadığımız için herhalde. Temiz havamız. Organik ürünler, doğal hava, doğal yaşam, evet. Toprakla iç içesiniz. Toprakla iç içeyiz, doğal besleniyoruz. Zeytin, evet. Zeytinyağımız zaten doğal. Şu an zeytin zamanı değil mi? Şu anda zeytin zamanı. İşte işçileriniz var. Çalışıyoruz yani. Evde de ben. Bildiğiniz gibi ev hayatı, kadınların bitmeyen bir maratonu. Peki bize biraz düğününüzden bahseder misiniz? Burada mı oldu düğününüz? Düğünümüz burada oldu, evet. Ben. Nasıl oldu? Biraz anlatın bakalım. Güzel oldu. Biraz benim için hüzündü. Babamı kaybetmiştim ben bir. Evet, düğünüme yakın. Sağ olsun. Güzel oldu. Köy düğünüydü ama şimdi o zamanki düğünlerle şimdiki düğünler tabii farklı oluyor. Değil mi? Evet, davulu zurnalıydı. Kapıya kadar davuluna eşlik ediyordu. Ama şimdikine biraz daha farklı ama. Yemekli miydi düğünüz? Yemekli tabii. İkisi de yemekli. Hem kına yemekliydi hem düğün yemekliydi. Gelin alma falan oldu işte. Ne giydiniz kına gecesinde? Gelinlik. O zaman gelinlikti. Şimdiki gibi öyle kaftan maftan yoktu. Öyle mi? Evet. Akşam da gelinlik, gündüz de gelinlik. Evet. Bilmiyorum, öyleydi. Değişik bir yerden gelince farklı oluyor tabii buranın. Evet, biraz gurbet çektiniz. Gurbet oldu sizin için. Ama alıştık. Çok şükür komşularımız da çok. Köy halkı çok iyi. Allah razı olsun. İyiler yani. Ne kadar güzel. Peki bu köyde yemek kültürü olarak böyle meşhur buraya ait bir köy yemeği adı var mıdır? Nedir, biraz anlatır mısınız? Yemek olarak yani yemeklerimiz var. Bilmiyorum, her yerde olan şeyler. İşte mantısı vardır buranın. Evet, evet. Nohutlu mantısı. Tavuk. Nohutla yapılıyor. Evet, tavuklu yaparlar, kıymalı yaparlar isteğe göre. Yani işte bilinen şeyler. Meyveler çok güzel görünüyor. Sadece bu meyvelerle kalmıyor. Kışlık kavunlarımız da var. Onları öyle mi görebilir miyiz? Evet. Hadi bir gidelim öyleyse. Tabii, tabii. Aman tanrım, kavun cennetine düştük. Kavunlarımız, kışlık kavunlarımız yemeğe hazır. Ne kadar çok var burada kavun. Evet, evet. Bayağı yap. Kışa saklıyorsunuz. Kışa saklıyoruz. İsteyenler olanlara eşim götürüyor sipariş üzerine. Burada koruyoruz işte, koruma altına aldık. Bu kavun özelliği yerde olursa çürüyor zannedersem. Evet, yere temas ettiği zaman çürüyor. Burada havalanması lazım. İşte havalara filelere koyup astık. İşte kışa hazır, yemeğe hazır. Çok lezzetli, çok tatlı. Biliyor musun? Bunları satıyorsunuz aynı zamanda. Evet, tabii tabii, satmak için de. Yani bu kadar kavun yenmez. Değil mi? Satmak için de ürettik. Evet. Gayet güzel görünüyor. Evet. Bunları kışlık olarak hazırladık. Yiyenlere afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ben memnun oldum. Çok memnun olduk. İnşallah efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyiz. İsim nedir? Fatime Efe. Fatime Hanım. Nasıl gidiyor çalışmalar? Çok güzel. Siz nerelisiniz? Azeri, bir millet iki devlet. Bir millet iki devlet. Ne kadar güzel söylediniz. Peki siz burada kalıcı mısınız? Bu köyden misiniz? Kocam başka köydendi. Ben burada Karacabeyli'di. Burada kahve çalıştı. Şimdi kanser hastalığına tutuldu. Allah acil şifalar versin. Çalışırım kızım. Siz de çalışıyorsunuz. Allah razı olsun buranın insanlarından. Bize çok yardım edirler. Her şeyimizi yeri yerinde. Türklere Allah başımızdan eksik etmesin. Çok teşekkür ederiz. Peki bize böyle eskilerden ufak bir mane, şiir vesaire söylemek ister misiniz? Çok memnun oluruz. Söylerim. Bak şimdi... Bülbül güle aşıktı. Bilirsen değil mi?
gül bülbülü istemez. Gelip bülbül konup gülün üzerine gül bülbülü kovup bülbül de gidip ona şiir yazıp. Eğer ki iyiydi bana kokusu hem sefası gülün cefası çoktu. Ne hasıl ki yok vefası gülün. Cefayı harı görüp köştü bağdan bülbül. Ya Rab gören kim oldu bu gülşende aşinası gülün. Maşallah teyzemiz, o kadar duygulandırdınız ki bizi. Çok teşekkür ederiz ablacığım. Allah sağlıklı, ömürlü, nasipler eylesin. Azerbaycan'a da buradan büyük büyük çok selamlar. Türkiye'mize de iki millet bir devlet. Güzel dediniz, iki millet bir devlet. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Varsa versin. Sağ ol. Hayırlı işler olsun efendim. Allah hayırlı, sağlıklı ömürler nasip etsin. Şimdi burada ne yapıyorsunuz? Bizi izleyenler için ufak bir anlatım yapar mısınız? Ağaçları, zeytinleri çırpıp sallıyoruz, zeytinleri döküyoruz. İşçiler de kalanlar yere döküyor. Zabanlarında başka bir işçiler de topluyor. Bunları tekrar akşam bizi toplayıp eleğe götürüyoruz, elekle eliyoruz. Yağlık bir yana, normal yemelik zeytin bir yana. Peki sizce Bursa'nın en kaliteli zeytini burada mı yetişiyor? Burası. Peki efendim, bunu yağ olarak da kullanıyorsunuz. Yağlık da çıkar bunda, yemelik de çıkar. İhraç ediyor musunuz yoksa köy içinde, köy halkı mı kullanıyor? Yok, ne birlikte, kooperatife veriliyor bunlar. Kooperatif biraz yağ diyor, birazını kendileri yağ çıkarıyor vatandaş. Yani yemelik veriyor kooperatife. Peki Raif abicim, siz burada mı doğdunuz, burada mı büyüdünüz? Hayır, ben Konyalıyım. Ben buraya bugün yardım için geldim, Allah izin verirse. Geçici olarak geldiniz. Geçici olarak benim arkadaşımın yeri. Evet. Yardıma geldim, ben bir gün yardım edip tamam benimki bu kadar. Ne güzel bir dostlukmuş bu böyle. Bu arkadaşım benim, Allah razı olsun, 2017'den beri ümür arkadaşım. Bunlar çocukları. Onlara yardıma geldim Allah izin verirse. Bursa'mızı beğendiniz mi? Ben 18-19 senedir Bursa'dayım. Yazın Konya'ya gidiyorum, kışın Bursa'da duruyorum. Evet efendim. Peki bize söylemek istediğiniz neler var? Valla söyleyecek ne diyeyim? Selam var mı Konya'ya? Tabii canım, selamsız olur mu ya? Alalım. Kimlere veriyorsun selamı? Selam, kardeşler var. Vatandaşlar, dostlarım var. Ben buradan Rafif amcadan... Bütün Konya'daki tanıdıklarına. Nasrettin Hoca'nın köyündenim. Nasrettin Hoca benim hocam. Peki var mıdır Nasrettin Hoca'dan sizde böyle ufak anlatacağınız fıkra, hikaye? Ya ben hikayelere, filere bilmem ya. Ben hikayeyle işim yok. Buradan baktım öyle görünüyor. Hikayesi yok. Peki efendim, çok teşekkür ederiz. Çok kolay gelsin sizlere. Nedir? İhsan Efe. İhsan Efe'cim, sen burada ne yapıyorsun? Korkmuyor musun? Buradan düşersin. Korkmuyorum. Korkmuyorsun. Okula gidiyor musun? Kaç yaşındasın? 6. Anne, okula mı gidiyorsun? Büyünce ne olacaksın? Polis. Polis olacaksın. Polisler ne iş yapar? Hırsızları yakalar. Tatlım benim. Peki kaç kardeşsiniz? 2. Büyük mü senden? Ne? Nilsun. Nilsun'la iyi anlaşabiliyor musun? Yoksa kavga mı ediyorsunuz? Kavga. Ne kadar seviyorsun kardeşini? Çok. Çok seviyorsun. Peki canım benim. Öpüyoruz seni. Dikkatli ol, tamam mı? Düşme buradan. Hadi hoşça kal. Yüzlü ablamız, nasıl gidiyor çalışmalar? İyi, Allah'a şükür, uğraşık işte bahçelerde. Şu an zeytin zamanı, zeytinle uğraşıyorsunuz. Siz bu köyden misiniz? Bu köy, hayır, biz şeyden, yol çadında durayım ben. Evet, farklı köyden geldiniz. Evet. Peki nasıl, zor mu zeytincilik?
Zor, biraz zor işte. Değil mi? Yömyesine geldi. Zorlukları nedir mesela? Ya işte yorucu bu işler. Zorlukları iyi Allah'a şükür. Gül oyna bahçenin attı işte. Maşallah çok gülerizlisiniz. Beraber topluyoruz. Var mıdır çoluk çocuk? Var, 5 tane oğlum var. Maşallah maşallah. Yaş kaç ablacığım? Yaş. Bayana yaş sorulmaz ama. Aynen. Çok genç görünüyorsunuz. 46-47 var. Maşallah maşallah. İnanın 38'liksiniz. Çok sağ ol, teşekkür ederim. Çocuklara selam söylemek ister misiniz burada? Çocuklarıma hep selam söyleyeyim. Hepsi burada yanımda zaten. Bir tanesi uzakta. Bir tanesi uzakta. Nereye? Evet. Bir tanesi Düzce'de. Düzce'deki oğlunuz, kızınız? Oğlum, hepsi de oğlan 5 tane. Öyle mi? Hiç kız yok. Yok. Peki oğlunuzun ismi nedir? İsmini söylemez. Tamam. Selamımızı ilettik. O anladı. Çok teşekkür ederiz. Sizi bölmeyelim, işinizden alıkoymayalım. Allah razı olsun. Hep çok memnun olduk. Biz de memnun olduk. Geldik adım adım Bursa programının sonuna. Bakalım haftaya hangi köyümüzde, hangi mahallemizde olacağız? Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Mürsel insanı, hoş sohbet, misafirperver olup yıllardır tarihi ve kültürel gelenek ve göreneklerine bağlılığını bugüne kadar bozulmadan sürdürmektedir.